Merhabalar, ben Satı Melek kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifle geldim. Limon kabuğu ve limonun yakıştığı muhteşem bir lezzet mutlaka kaydedin ve deneyin. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. İlk önce tencereme bir su bardağı kadar sütümü ekliyorum. Üzerine 4 yemek kaşığı kadar irmik ekliyorum. Yarım limonun suyu ve bir tane de limonun kabuğunu ekliyorum. Karıştırdıktan sonra da ocağıma alıyorum. Karıştıra karıştıra koyulaşıp kaynayana kadar da pişiriyorum. Bugün Fransa çok yağmurlu ve mutfağım çok karanlık olduğu için çekimimi salonda yaptım. Gördüğünüz gibi ışık bayağı bir fark ediyor. Ocağımın küçük gözünü kullandım ve karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar da pişirdim. Ocaktan indirdikten sonra kıvamı bu şekilde yoğun oluyor. Tat vermek için de bir tatlı kaşığı bal ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. İsterseniz bal miktarını birazcık daha artırabilirsiniz ya da evinizde bal yoksa pekmez de kullanabilirsiniz. Balımızı yedirdikten sonra da bir 10 dakika ilk sıcaklığı geçene kadar bekletiyorum. Daha sonrasında da şekil verme işlemine geçiyorum. Miktar olarak bir su bardağından yaptığımız için oldukça çabuk ılıyor. Yani şu anda ılık durumda, elimi yakmayacak şekilde. Ölçü olarak birer tatlı kaşığı kadar alıyorum. Avuç ortasında yuvarladıktan sonra da Hindistan cevizine buluyorum. Ben ölçü olarak birer tatlı kaşığı kadar aldım ama daha da küçük yapabilirsiniz ya da daha da büyük yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin. Yuvarlıyorum. Daha sonrasında da Hindistan cevizine buladıktan sonra da servis tabağıma alıyorum. Tamamının şeklini verdikten sonra da buzdolabımıza kaldıralım. 1 saat dinlendirdikten sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Lezzet olarak şunu söyleyebilirim. Koymuş olduğumuz bütün malzemeleri damakta çok güzel bir şekilde hissediyoruz ve gerçekten çok da hafif bir tatlı oluyor. Denemenizi öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.